Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dut pekmezi yapacağız. Evet, dut silkeleyeceğiz, beyaz dutları. Önceki videoda siyah dutu toplamıştık. Bu sefer de beyaz dutlardan pekmez yapacağız. Evet, babam bu şekilde bir file yapmış, örtü. Evet, komple ağaçtan altı file şu anda. Bunların hepsini tek tek silkeleyeceğiz. Ondan sonra da artık kaynatıp pekmez yapacağız. Aynen, bakalım nasıl video olacak. Evet, çok da böyle geç kalmadan hemen başlamamız lazım. O yüzden dut silkelemeyle başlayalım. Başlayalım. Babam şimdi dut silkeleyecek. Örtü tutmaya gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi direkt zaten pilenin içine düşüyor. Zaten iki tane ağacımız var beyaz dut. Bir soldaki, bir sağdaki. Şimdi bu şekilde daha mantıklı olmuş. Diğer türlü hep ellerimizle tutacaktık. Direkt pilerin içine düşüyor. Daha iyi oluyor bence. Sadece şu sol arka tarafta bir tane dallar var. Onlara gittik. Arka taraftan tuttuk yaydı. Bayağı bir dut oldu ya. Yakından da bir gösterelim size dutları. Bayağı döküldü. Bayağı bir birikti. Yere dökülenleri de birazcık topladık. Bayağı bir çıktı ya dut. Bakalım ne kadar olacak. Şimdi biraz Mustafa sirkeliyor. Şimdi mor dutu yapıyoruz. Mor dutta az bir yer kalmış. Mustafa sopayla vuruyor. Aşağıya düşenleri toplayacağız. Mis. Şimdi kara dutları topluyoruz. Daha doğrusu ben topluyorum. Mustafa kaçtı. Hayır, ben de diğer dutları toplayacağım. Filenin içindekileri tepsiye dökeceğim. Bu şekilde toplamaya devam. Şimdi bu dutlar, filede olan dutlar leğene dökeceğiz. İlk önce buradan keseceğim, delik açacağım. Ondan sonra da oradan doğru fileyi burayı yıkarak içine dökeceğiz. Evet. Bu kestiğimiz yeri de en son bağlayacağız zaten. Bir problem olmayacak. Tamam. Çok büyük mü? Evet, şimdi döküyoruz. O delik olan kısmı bağlıyoruz. Tamam. Şimdi istediğimiz zaman bunu söküp tekrardan yapabileceğiz. Aynen. Bu şekilde daha güzel oldu bence. Evet. Kullanışlı oldu. Şimdi bunun içindeki pislikleri ayıklayalım. Sonra da en son kaynatma işlemi kalacak. Evet. Dutları temizliyoruz. Dut sirkeleme işi bitti. Evet. Burada kalan ağaç parçaları olsun, böcekler olsun hepsini temizliyoruz. Böyle. Bu kazanda da kaynatacağız. Aynen. Bayağı iyi derinmiş yani kazan. Hatta anca sığacak gibi. Dut niye yıkanmaz? Çünkü tadı gider. Başka? Tadı gider ve çok sulu olur. Başka? Öyle daha güzel bence. Bilmiyorum başka. Senin de kararmaz mı? Söyle. Kanınca kararır mı anne? Durunca hemen karar ya bu. Hmm. O yüzden yıkanmadığında daha iyi oluyor. Bayağı çıktı ya. Ama file yaptığımız için birazcık daha çabuk oldu. Ateşi yaktırıp dutları da koyduk kazanda. Evet, kaynatmaya devam. Bayağı kaynadı. Evet.
Çalışıyorsun ustam. Çalışıyorum. Kaynamaya devam ediyor ama yağmur başladı birazcık. Atıyor böyle. Şansınıza. Yağmur bayağı arttı. Buradaki şeyi buraya alacağız. Burada devam edeceğiz. Bayağı yağıyor. Ama şaşırdık mı? Hayır. Kaynadı. Şimdi bu tarafa alıyoruz. Şimdi çuvallara koyuyoruz. Ezdikçe de suyu buraya gidiyor. Şimdi süzdüğümüz suyunu tülbentten geçiriyoruz. Altında süzgeç var. Evet, bu şekilde gidiyor. Bu şekilde olması kolaylık olmuş. Babam yapmış bunu kendisi. Şimdi birazdan bu arada üstüne çıkıp çiğneyeceğiz. Daha bitmedi. Evet. Süzdüğümüz şeyi boşaltıyoruz. Kazanın içine. Burada yeniden kaynayacak. Şimdi dutu bu şekilde çiğniyoruz. Babam bayağı güzel yapmış bunu. Çizmeleri bile özel yani. Sadece bunun için kullanılıyor. Diğer türlü elle bayağı uğraşmış olacaktık. Böyle bir şey olması daha iyi olmuş. Daha ne kadar çok su çıkıyor. Bayağı bayağı çıkıyor. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Çok değişik. Biz daha önce hep elimizle mıncırırdık. Ama böyle olması gerçekten daha iyi. Bu şekilde çiğniyor. Çiğnemeye devam. Çok eğlenceli. Bu arada bayağı bir suyu çıkıyor yani. Şu lent komple boştu. Doldu bayağı. Doldu yani bayağı. Daha bu arada sadece suyunu süzdüğümüzde burada kaynıyor şu anda. Bayağı bir çıktı yani. Kaynadı, şöyle gösterelim size kıvamını. Ama bayağı bir kaynayacak yine, akşama kadar kaynayacak. Yaklaşık 2 saattir falan bu şekilde kaynıyor. Bir de... Şöyle kara dutu da koyduk. Bundan içeceğini yapacağız. Yani çok güzel rengi ama. Mis gibi. Böyle bekliyoruz. Böyle süzüyoruz. Yine tülbentten geçiriyoruz. Çekirdekleri çıkıyor. Evet. Bu şekilde. Sonra da kavanozlara. Bayağı bir azalmış. Daha kaynayacak tabii. Bir iki saati kaldı. Belki bir saati yani. Bu şekilde kaynıyor. Bayağı bir köpük köpük oldu. Ve azaldı da aynı şekilde. Ama çok güzel oldu. Şimdi kavanozlara koyuyorum. Koy bakalım. Nasıl kokuyor Mustafa? Tam pekmez kokuyor. Gerçekten çok güzel ya. Bu arada biz hiçbir şekilde şeker meker koymadık. Aynen. Yani sadece dutun özü. Başka hiçbir şey yok. Ben bayılıyorum pekmeze gerçekten. Hem şifalı hem kokusu falan aşırı hoşuma gidiyor. Yani o kadar kaynattık. Şurada zaten izler belli oluyor. Şuradaydı yani. Kaynaya bu kadar azaldı. Belki 4 kavanoz falan anca gelir gibi duruyor. Allah, sen nereden çıktın? Kedi mi var orada? Kedi mi var orada bakayım? Nerede? Gitti mi? El salla. El salla. Öpücük at bir de. Ah. Kara duttan yaptığımız konsantrelerimiz de bu şekilde. Yani ben kompostu diyorum, annem konsantre diyor. Böyle suyunu kavanozlara koyduk. Bundan bayağı bir geldi. Kavanozlarımızın son hali bu şekilde. Böyle. Ve sonunda bitti.
Evet, gün de bitti, dutlar da bitti, biz de bittik. Aynen, artık gerçekten çok yorulduk. Sabahtan akşama kadar sürdü. Aynen. Yani bir günümüzü aldı. Zaten dut pekmezi yapmak gerçekten insanın bir gününü alan bir şey. Hem sirkeliyorsun, kaynatıyorsun, akşama kadar kaynaması lazım iyice ezilmesi için falan. Bayağı bir yoğun bir süreçti bizim için. Akşama kadar uğraştık. Ama gerçekten çok güzel oldu. Gerçekten değiyor. Çünkü ben gerçekten çok seviyorum dut pekmezini. Bir de ayrıyeten işte mor duttan da konsantreler yaptık. Onların tadına da bakacağım, çok merak ediyorum. Onları sıcak sıcak koymak gerekiyor o yüzden. Bunu daha önce hiç yapmamıştık. Bilmiyorum. Mustafa da bilmiyor tadını. Bakalım, bizim için bir deneyim oldu ve güzel oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir izlerken. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.